внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Hanımlar, beyler, herkese yeni bir vlogdan daha merhabalar efendim. Bugün Rusya'da sanatçılık kişiliğiyle tanıdığımız aslında Türk toplumunun önde gelenlerinden birisi Yunus Arıkız'la beraber. Bugün çok güzel sorularım olacak ona. Aynı zamanda bizi aydınlatacak kendisi inşaat sektörüyle. Ondan sonra buradaki Türk toplumunun genel sorunlarıyla. Ve sizin isteyeceğiniz, yani duymak isteyeceğiniz bilgileri aktaracak kendisi. Hadi bakalım, sormaya başlayalım. Evet abi. Neden Rusya? Niye geldin Rusya'ya? Neden Rusya? Niye geldin Rusya'ya? Tabii ki herkesin öncelikle buradan bu güzel kanaldan yapmış olduğun çalışmaları beğeniyle takip ediyoruz. Eyvallah. Arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Umduğumdan çok daha güzel bir çalışma yaptın. Beni de şaşırttın. Teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir zevkle izliyorum. Sağ ol. Ve hayırlı olsun diyorum. Çok sağ ol. İlk olarak da bir birisiyle bir röportaj şeklinde bir çalışmada beni tercih ettiğin için ayrıca minnettarım. Neden Rusya Cem kardeşim? Herkes gibi tabii ki benim de bir takım hayallerim vardı. Aslına bakarsan hani birçok insan gibi herhangi birisinin peşine takılıp ya da herhangi bir hayalle değil bir yurt dışına çıkma ihtiyacı doğdu. Kazakistan, Rusya, hatta birkaç ülkenin ismi geçiyordu akrabalarımdan, tanıdıklarımdan gidip gelenler. Tamamen tesadüf. Moskova veya işte herhangi bir yer. Bir yere çıkayım, işte sabit bir maaş olsun. Efendimse dönüşte de açık konuşayım. Bir yıl falan çalışıp bir kartal alabilmek için çıktım. Orta halli Türk kafası. Yani bir arabam olsun, bir kartal araba alayım. Ondan sonra da mesleğim mekanik işlerdi. Türkiye'de de işler fena değildi. Devam ederim dedim. Ama 15 yıl önce. 15 yıl önce. Porsche aldı, altına çekti, artık dönmüyor. Şaka tabii ki. Keşke. Şimdi arkadaşlar, Yunus abinin güzel bir tarafı var. Sanatçı kişiliği. Gerçekten de öyle. Ben onu ilk nasıl tanıdım derseniz YouTube'da tanıdım. YouTube'da Türk-Rus tiyatrosu diye bir başlık vardı. Onu görmüştüm. Ben öyle tanıdım işin açıkçası. Çok da güzel bir tanışmaydı. Yani ben onu tanıyordum, o beni tanımıyordu. Ondan sonra bir proje oldu. Onun vesilesiyle tanıştık. Şimdi bir sorun daha var. Tiyatro fikri abi nasıl çıktı ortaya? Tiyatro fikri aslında sürekli içimde olan bir şeydi ama şantiyelerde çalıştığımız için insanlara işte ben oyuncuyum, ben ses sanatçısıyım diyemiyorduk. Çünkü gülerlerdi iş elbisesiyle bunu yapamıyorduk. Hele ki adam mala bulurken böyle. Yani çok enteresan hadiseler gerçekleşti. Üzerinden özetle geçeyim. Hakan Aysel isimli yönetmen ve kaliteli bir oyuncu arkadaşım buraya bir şekilde tekstil üzerine bir çalışmayla geldi. Ve burada bir arkadaşıma işte cuma namazı nerede kılabilirim demiş. İnternetten sormuş. O da demiş işte şurada kılabilirsin. Kimlerdensin, nesin falan derken tiyatrocuyum ben demiş. O zaman seni ben bir Yunus'la tanıştırayım demiş. Aa, ne güzel. Onunla bir tanıştırdı bizi. Biz onunla tanıştığımız gün Moskova Türk Tiyatrosu'nun zeminini oluşturduk, daha tanışıyoruz. 3 ay sonra da sahnedeyiz. Süper. Hemen ilanlarımızı verdik. Tabii ki insanlar önce bir gülenler oldu. Yani siz kim, bu işi yapmak kim tarzı. Lafını balla kesiyorum. Ben bile inanamadım. Böyle YouTube'dan izlerken hadi ya diyorum bu Moskova'da mı geçiyor bu mevzu falan. Hani gerçekten de Moskova'da geçiyormuş. Şaka değil arkadaşlar. Sağ olsun çok değerli arkadaşlarla tanıştık bu vesileyle. Yani bizler için çok enteresan hadiseler oldu. Çevremiz genişledi. Tabii insanlar önce pek itimat etmediler. Açıkçası ben de baksam yani Moskova Türk Tiyatrosu ve bir oluşum. Sürekli fotoğraflar paylaşılıyor ama ortada bir şey yok. Sonra ortadaki bir şey oldu. 500-600 kişi sanırım topladık. Benim yazmış olduğum acizane oyun Hakan Aysel'in yönetmenliğiyle, o profesyonel güzel insanın yönetmenliğiyle ve çevremizde topladığımız
Rus, Türk, Tatar ne bulduysa. İşin açıkçası kıskanarak seyrettim. Ben de oynamak isterdim yani. Yani birinci oyunumuzu gerçekten biz bile inanamadık. O kadar güzel oldu, o kadar insanlardan beğeniler aldık. Dedik ki tamam biz bu şekilde gideriz. Bu arada lafını bağlı ki sen Levent abi, Levent, rahmetli Levent Kırca da telefonla bağlandı. Levent Kırca gelecekti aslında, uçağı kaçırdı. Ben orada çok korktum. Çünkü Levent Kırca'yı çağırıp acaba oyun mu yapıyorlar diyecekler diye korktum. O yüzden Levent Hoca'yı ben, Allah rahmet eylesin, telefonla canlı yayına bağladım. Hocam neden gelemediğinizi anlatır mısınız dedim. Rahmetli dedi ki ikinci oyuna geleceğim dedi. İkinci oyunda da gerçi ölmemişti daha, rahmetli olmamıştı ama hangi sebepten dolayı bilmiyorum. İletişimden dolayı sanırım alamadık ikinci oyuna. Hı-hı. Ondan sonra da hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin Allah diyelim. İkinci oyunumuzu da yaptık. O da daha bir güzel, profesyonel oldu. Farklı bir şeyle çıktık karşılarına, hı hı, değerli izleyiciler. Farklı bir oyunu, Rus gelin oyunu. Acizane yine ben yazdım. Ama ikinci oyunda açıkçası benim beklediğim gibi olmadı. Yani ne sahne kalitemiz ne de efendime söyleyeyim bu beklenen ilgi olmadı. Bunun sebebi de tabii ki tek suçlusu biz değiliz. Çünkü gerek birinci oyunumuzda gerek ikinci oyunumuzda beklediğimiz ilgiyi izleyiciden gördük ama beklediğimiz desteği iş adamlarımızdan göremedik. Maalesef ceplerinde akrep var galiba. Maalesef. O yüzden arkadaşlar. Tabii ki bu arada yardım eden firmalar oldu. Onları bu şeyin dışında tutuyorum ama bu yardımlarda yani küçük meblağlar oldu. Açıkçası iki oyunda da istediğim bir şeyi başardım. Kapılar açıktı sonuna kadar. Gelene buyurun dedik. İşin güzel tarafı bu. Şimdi benim genelde kıskanarak baktığım bir nebze Amerika'daki Türk toplumu. İstedikleri gibi toplumu yani Türk toplumunu organize edebiliyorlar. Evet. Ama maalesef Rusya'da bu işi yapabilecek adam az. Yani sen benim tahmin ettiğim devamlı aklıma gelen birinci şahsiyet sensin. İkinci kişiyi gerçekten bulamıyoruz arkadaşlar burada. Ve maalesef konsolosluk olsun, diğer organizatörler olsun, organizasyonlar olsun bu işi yapamıyorlar. Nedense bir araya toplayamıyorlar. Bunun sence nedeni ne abi? Cem kardeşim nedeni şu, devlet olarak bir şeyin öncülüğünü yapmazsanız toplum olarak da arkasından yani zor toplanır. Baştaki insanlar bir oluşum yapmak zorundaydılar. Ve sanırım 2-3 yıldır süren çalışmalar Yunus Emre Kültür Merkezi adı altında dünyanın birçok yerinde olan bir kuruluş. Bu kuruluş tamamen Türkiye Cumhuriyeti merkezli, tamamen devlet kökenli. Hem kültürümüzü tanıtma adına hem de o ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını birlik ve beraberlik dairesinin içerisine toplamak amaçlı kurulmuş bir kuruluş. Ve nasip olursa bu yılın Şubat, maksimum Mart ayında yeri falan tutuldu. Biz o güzel insanlarla arada bir buluşuyoruz, bilgi alıyoruz. Bu bilgiyi de sizin kanalınız aracılığıyla değerli Rusya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da iletmiş olalım. Sanırım bu sorunu çözecek. Sanırım. Fakat Moskova'da şöyle bir durum var maalesef üzülerek. Bakın Almanya veya Amerika oralarda başarılan bir olay var. Herkes politika yapmıyor. Evet. Gerçekten çok büyük bir kesim ülkesinin sağduyulu insanları. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyor. Hangi şehir önemli değil. Evet. Ve ırkı da önemli değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyor. İşte Moskova'da böyle bir sıkıntı var. Yani Moskova'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları maalesef barışık değiller birbirleriyle. Ve ben bunun mücadelesini verdim yıllarca. Vermeye de devam ediyorum. Benim tabii ki bir şöyle bir bakış açım var. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ben işi biraz da şeye maddiyete bağlıyorum. Çünkü burada bulunan Türklerin çoğunluğu orta kademede yani çok fazla para kazanamıyor maalesef. Hani Rusya dediğimiz olay bir Almanya, bir Amerika'da yaşayan Türkler gibi değil. Oradakiler biraz daha üst seviye. Asgari ücret sonuçta veyahut da maaşlar orada yeterli. Burada Türkiye'den her zaman söylüyorum. Türkiye'den bir tık üstüm sadece diyebilirim. Bazı şartlarda, sosyal anlamda ne bileyim işte dışarı çıkıp gezebiliyorsunuz her türlü. Ama Türkiye'de dışarı adımı atmak para. Evet. Burada sağımız solumuz, çevremiz yeşillik, açık alan, işte çocuğun alçık, caddede rahat rahat dolaşabilsin. Bu tarz şeyler güzel. Hele ki Moskova gibi bir yer yani metropolden bahsediyoruz. Karşılaştırma yaparsak, mesela biz Türkiye'ye gittiğimizde şahsen ben
benim günde 100 lira param gidiyor. Allah'tan ki ben Türkiye'de yani maksimum 15 gün kalabiliyorum. Evet. Eğer ki Allah muhafaza 60 gün falan kalırsam bu çarpı 2 yani gerçekten insan buradan gittiği zaman ister istemez biraz bonker oluyorsunuz. Tabii. Şunu da alayım bunu da alayım diyorsunuz. Minimum 100 lira gidiyor. Aynen. Minimum. Bu da çok kısmanıza rağmen belki de şimdi izleyiciler diyecek ki 100 liraysa iyi yani. Şimdi şöyle burada hayat Türkiye'den de aslında pahalı. Evet. Yalnız Rusya'yı biraz şanslar ülkesi diyelim. Doğru. Yapan şu var, serbest piyasa burada gerçekten Türkiye'den biraz daha önde. Yani bir iş alabilirsiniz ya da birisini birisine bağlarsınız, aradan komisyonunuzu alabilirsiniz. Evet. Çok nadir de olsa, ben açıkçası öyle çok büyük bir voley vurabilen insan değilim. Nadir de olsa burada böyle bir şans var. Yapanlar da var. E buradaki serbestlik tabii buranın cazibesi. Yani serbestsiniz, işte gezmeyi seviyorsanız, ondan eğlenmeyi seviyorsunuz. Aile yok, akraba yok. Aile yok, sizin dedikodunuzu yapacak kimse yok yanınızda. Bu rahatlık var. Aslında var, aslında çok var. Ben şöyle söyleyeyim, buranın babuşkaları var mesela, radar babuşkalar. Babuşka dediğim yani bizdeki anneannenin, babaannenin karşılığı, padiyezlerde, padiyez dediğimiz arkadaşlar. Apartmanların kapı çıkışlarında bu teyzeler sabah otururlar, akşama kadar oradan kalkmazlar. Eğer ki yazsa, kışın da pencerelerden giren böyle bakarlar. Sayarlar. Tabii, giren çıkanı sayarlar. Hatta gidin sorun, bugün kim girdi, kim çıktı, size direkt söylerler. Yani öyle teyzeler de vardı. Ben bekarlığımdan biliyorum çünkü. Ama şimdi o teyzeler sözünü balla kesiyorum, Türkiye'ye haberi ulaştıramıyorlar. O mahallede dolaşıyor evet, o haber. Evet, o mahallede dolaşıyor. Tabii siz bir Türk olduğunuz için, hani hele ki yeni gelmiş bir Türkseniz, yani bunları hiç takmıyorsunuz. Ama çoluğunuz çocuğunuz artık aile olmuşsanız, bir de Rusçayı iyi anlıyorsanız, o zaman kafaya takmaya başlıyorsunuz. Evet. En güzeli fazla dili öğrenmemek bence. Özgür takılmak için. Evet efendim. Şimdi Yunus abinin dediğim gibi sanatsal çalışmaları olduğu için insanlarla bayağı bir haşır neşir oluyor. Yani Ruslarla. Ruslara gerçekten de bizi iyi tanıtmaya çalışıyor. Bir önceki canlı yayınımda demiştim ben, her zaman da diyorum. Biz Türkler burada üstümüze bir milli forma giymişiz. Yani milli formayla gezer gibi gezmemiz gerekiyor devamlı. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bir hata yaptığımızda, ben her zaman diyorum genelleme çok kötü bir şeydir ama maalesef hem bizi Türklerde hem de Ruslarda bir hata var, genelliyorlar. Yani bir kişinin yaptığını direkt Türklere mal ediyorlar. Kesinlikle. Veyahut da bizimkiler Ruslara mal ediyor. O yüzden gezerken arkadaşlar her zaman üstümüzde Türk bayrağı varmış gibi gezelim. Yaptığımız hareketleri buna göre belirleyelim. Şimdi Yunus abi dediğim gibi Türklerin nasıl güzel insanlar olduğunu elinden geldiğince her zaman göstermeye çalışıyor. Ve bu bağlamda kendisi burada bir dizi filmde... Evet, bu ikinci oyunumuzdan sonra zaten Mos Film'den bize gelen bir teklifi değerlendirdik. Evet. Tabii ki olaya biz çok ciddi yaklaştık. Orada belki hani dedik ki ülkemizi daha güzel temsil edip ve buradan da yürüyeceğimizi düşündük. Ama maalesef bu dizi projesinde hoş olmayan, bize yakışmayan, Türkiye'yi çok da onere edecek böyle nesneler ya da kareler göremedik. Aslında kendilerini de rezil ettiler. Kendilerini de rezil ettiler. Yani biz orada belki izleyiciler işte ismini söylememde bir sakınca yok. Pervi kanalda, birinci kanalda, devlet kanalı bu. Yasmin isimli bir proje 64 bölüm çekildi. Yani açıkçası keşke o kareler, o anlar, o 11 ay benim hayatımda keşke olmasaydı dediğim anlardan birisi. Ama bana kattıkları var mı? Var. Yani 11 ay boyunca bir yönetmenin yanında adeta bir kurs gördüm. Teknik. Eğer üniversiteye gitseydim, bu işin okulunu okusaydım bu kadar profesyonel olamazdım. Bu arada ben de o sette bulundum. Ne kadar evet, zorlu bir set olduğunu gördüm. Tabii orada öğreniyorsunuz kamera açıları veyahut da işte nerede nasıl durulacakları. Yani işte, bugün şu an bunları konuşuyorsak samimi söyleyeyim, ben oradaki almış olduğum eğitime minnettarım. O konuda sıkıntı yok ama maalesef benden hoşuma gitmeyen bir takım şeylerden dolayı benden bayağı bir zamanımı aldı diyebilirim. Sağlık olsun, hayatımızın biliyorsunuz her zaman inişli çıkışlı olduğu için ben onunla övünmüyorum. Açıkçası filmin ne kadar berbat olduğunu buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Yönetmenin de ilk işi. Yönetmenin ilk işi yazarın, yönetmenden aslında değil. Filmi yazan kadın bildiğin şizofrenik bir hastalıklı bir kadın. Anna Kazlova. Evet. Yani kadın Türkiye'de başından bir hadise geçmiş. Kim canını yakmış sayısını bizden çıkarttı. Onu böyle büyüdü. Evet.
O ya, nasıl bir erkekse artık yani başını nasıl yapan. Yani o kişiyi arıyorum yani. Bilmiyorum yani. Tamam bir şey yapmayacağım o kişiye de merak ediyorum o kim. Arkadaşlar dizide maalesef bütün Türk erkekleri nerede kadın görse ona saldırıyor. Öyle evet, bir maalesef sistem öyle bir yapmışlar. Bayanların hepsi kapalı böyle. Evet. Çarşaflı. Sanki Arabistan'daymışız gibi. Aynen yani. Ve biz bunların çoğusuna engel olduk. Evet. Ya yırtık Türk bayrağını koymuşlar. Aa evet doğru ben de dikkat etmiştim. Dedik ki bu ne? İşte biz onu eskitme yaptık. Arkadaş Türk bayrağı hiçbir zaman eskitme diye bir şey olmaz. Ufacık bir yırtığı olsa değiştirilir. Yani. Böyle bir şey olamaz. Cenaze töreni yaptılar. Durdurdum dedim böyle bir şey olamaz. Biz de dedim budur. İmamı hazırladım, tabutu hazırladım. İnsanlar bu şekilde olmalı. Ya nerelere müdahale etmedik? Tabii ki bunu tek başıma yapmadım. Arkadaşlarım da yardımcı oldu. Birçok şeyi filmde düzeltmek zorunda kaldım. Bedava da danışmanlık yaptım. Bu arada çok... İyi bir arkadaşımız, Türk, yani gurur duyduğumuz aslında, Türk aktör. Evet, bizim filmin başrollerinden Hüseyin Dilber. Ha, Hüseyin Dilber. Acizane yeni gelmişti buraya. Hiç iş yoktu, 2 ay olmuştu geleli. Rusçası da çok azdı. İnternetten tanıştık, arkadaşımızı götürdük ve filmin başrolü olarak seçildi arkadaşımız. Şu an hala bir takım filmlerde rol alıyor. Ve orada biz Azerbaycan kökenli, Azerbaycanlı... Muazzam gerçek aktörler, gerçek evet. oyuncularla tanıştık. Bugün mesela Bakü'ye gitsem beni karşılayacak olan kişiler yönetmenler ve aktörler. Ve bunlarla dostuz. Yani bu filmden benim kazançlarımı sayıyorum. Tabii ki buradaki Rus camiasında bir takım yönetmen ve oyuncular, bayan erkek. Hala Atnaşenya diyoruz işte sohbetlerimiz devam ediyor, buluşuyoruz. Lafını kestim vallahi abi. Şöyle bir şey de var. Benim dikkat ettiğim bu... Rus camiasına, Rus film sektörüne bir de Ermeni vatandaşları da hakim. Maalesef. Yönetmen, maalesef. Aktör, figüran olarak da onlar da hakim. Bir nebze Yunus abinin aslında girmesi beni de umutlandırdı. Çünkü evet. bizim de bazı şeylere, Rusça gibi bir yerde, Rusya'da çünkü çok az dediğim gibi böyle bizdeki lobi faaliyetleri. Cem kardeşim, Türk yerine bir Ermeni oynuyordu. Evet, doğru. Yani bunun da ama benziyor. Yok. Benziyor. Çıkıyor, halema konuşuyor. Zaten onlar kısılıyor, üstüne evet. Rusça biniyor, bitti. Yani bu gerçekten aslında hoş bir durum değildi. Hani bir Azerbaycanlı oynadığı zaman tamam ya o da bizim Türk kardeşimiz diyorsun ama ya çıkıyor ben Ermeni oyuncular oynamasın demiyorum. Ama kardeşim git başkasının yerine oyna. Niye bizim yerimize oynuyorsun? Ben Özbekleri görmüştüm orada çekip. Özbek arkadaşları. Kırgız vardı ya. Kırgız vardı. Öyle ortada dolaşıyor. Abi adam bulamadık. Ne yapalım yani? Aslında buldular. Bir kamyonadan yığdın çok, sen o seçimlere. Ben 11 ay içerisinde ortalama bir şey yaptım. İstatistiklere baktım. 600 kişi taşımışım oraya. Bunların içerisinden ortalama 200 tanesi Türk oldu bunların. Yani. 400 tanesi Esenge. Tamam. Böyle geldi. İsmi ne işte? Hatice. Hatice. Bence ya biraz cimrilikten şey. O masofkada cimri yani figüranlarda. Kime yeter ya? Ben onların üzerinden hiçbir şey bile almadım. Yüzde bile almadım. Aldım parayı veriyordum kardeşlerime. Ben arkadaşlar. De arkadaşlar o zaman gittim. Benim kuyumcu mağazam vardı. Kayınvalideye bırakıyordum. Ben makarasına, kikirisine oraya gidiyordum. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Yani para maksatlı gitmiyordum. Ama çok güzel dostluğumuz oldu. Evet işte. Yani orada kaynaştık, tanıştık. Doğru. Mesela seninle orada tanıştık. Birçok arkadaşım var. Hala yani. Görüşüyorum. Hala oradan. Tabii ki şimdi hani çok da şey yapmayayım. Ne derler ona? Bana hiçbir getirisi olmadı demeyeyim. O arada benim zaten sosyal medyada neden... S'de takılıyorum. Bizim muhasebecimizin ismi Soysal. He. Ona da sosyal diyorum. Onun için takıldım. Anlamadım. Şimdi düşünmek zorundayım. O yüzden bu dünyada çok muazzam bir takipçi arkadaşlarımız oldu. Ve bunların gerçekten hepsi lay lay lom arkadaşlar değil, ciddi insanlar oldu. Bu tarafı da benim için çok büyük bir artı oldu. Onlara da buradan minnettarlıklarımı iletiyorum. Peki abi bu bizim Türk dizilerini burada çekseler daha güzel olmaz mı? Şimdi şöyle tanıtım olarak yani. Sırf çünkü ben yolda veyahut da çevremdeki insanlar dizi seyrediyor. Muhteşem bir yüzyıl. Ondan evet. sonra bu içerideyi seyredenler var. Evet. Yani içerideyi bilmek için bizim Türk örf, gelenek, sokak kültürüne falan biraz şey olması lazım. Aşina olması lazım insanın ki anlayabilsin. Ama bayanlar seyrediyor. Bence iyi bir projeyle burada Türk ve Rus ortaklığında filmler, diziler çekilse...
insanlara daha iyi tanıtamaz mıyız? Çünkü 3 yıl 3 saatlik mesafe uçakla. Yani. Ama kimse de birbirini kolay kolay tanımıyor. Şimdi hatırlar mısın geçtiğimiz yaz bir festival oldu. Şeyde Moskova City'nin arkasında bir parkta. İlk festivaldi, katılım 10 numaraydı. Ve orada benim araştırmalarım sonucu bütün ülkeler yani katılan ülkelerin festivalleri içerisinde Türkiye Festivali number one. Herkes böyle öve öve bitirebildi. Ama biraz daha profesyoneldi o bence. Bak acemiliklere rağmen ve ben yetkililerle görüştüm. Oradaki sponsorlarla, sponsorların yetkilileriyle. Hepsi şunu açıkça ifade etti. Ya biz bu kadar acemi davranmamıza rağmen, bu kadar hatalarımız ve eksiklerimiz olmasına rağmen. Bakın orada Yunus Emre Kültür Merkezi hiçbir şekilde aktif değil. Daha kurulmadı. Ama şu an hazır. Yani demek istediğim ne biliyor musunuz? Aslında bunlar güzel şeylerin ayak sesleri. Bu festivalin ikincisini ben hayal edemiyorum. 10 numara olacak inanıyorum. İnşallah. Ülkemiz bunu çünkü gördü. Abi baklava börekten biraz daha ileri gitmek lazım. Kesinlikle her festivalde yani. Çünkü baklava börek görüyorsunuz masalarda. Sanki Türkiye baklava börek cenneti. Oradaki ağırlık şuydu ve benim gördüğüm eksik mesela. Biliyorlar ki Rus insanı Türkiye'nin turizmine çok aşırı derecede düşkün. Getirmişler A otelinden B otelinden yetkililer. Onlardan zaten oradaki masrafları alıyorlar. Hı hı. Onlar kendi reklamlarını yapmak için Türkiye'yi tanıtmak adına bir çalışma yaptılar. Tamam, başlangıç için güzeldir ama biraz profesyonel olmak lazım. Yeah. Yani Türkiye elini cebine atması lazım. Orada çok güzel organizasyonlar yapılması lazım. Detaylara girmiyorum ama profesyonelce bu yapılmış. Ben 2007 yılında Rusya'ya geldiğimde kışın, yani Ocak, Şubat'ta geldim. Kışın bütün otobüslerde Türkiye'nin reklamı vardı. Evet, evet. Ve o zamanlar da çok gelip turist geliyor, turist takımı. Yani rekorlar kırıyor Türk turizmi. Şimdi yani uçak krizinden önce kesildi hatta nedense. Turizm ben artık, ben artık bu Türkiye'nin mesela turizm reklamlarının olması gerektiğini düşünmüyorum. Şu an Türkiye'yi tanımayan Rus yok. Zaten gidenler geldiği zaman çevresindeki 3-5 tane binayı zaten anlatıyorlar. Aynen. Reklam budur. Asıl reklamı biz nerede yapmalıyız biliyor musun Cem kardeş? Ben kaç yıldır tatil yapan bir insanım. Hem Rus gibi tatil yapıyorum, evet. Hem de Türk gibi tatil yapıyorum. Onu ben de asıl yapıyorum. Reklamı biz Türkiye'deki misafirlerimizi ağırlarken yapmamız lazım. Maalesef öyle. Efendi olmamız lazım, kültürlü olmamız lazım. Adamın yanında, hatunun yanında adam yok sanıp hemen çullanmamak lazım. Biz buralarda ancak reklam yapabiliriz. Ama abi geçen ben Marmaris'e gitmiştim söyleme sahip arkadaşlar. Tatilimizi yapıyoruz. Lüks bir oteldi. Bayağı lüks bir oteldi. O da bayağı bir indirimli gelmiş. Öyle gittik yani. Çocukları görüyorum. 35-40 derece sıcağın altında 20 yaşlarında çocuklar. Askere gitmemişler. Belli ki tecilli falan. Sezonluk çalışıyorlar. Askeri ücrete çalışıyorlar. Şimdi o çocuğu koymuşsun oraya. Havuz çevresi malum yani turist insanlar mayoyla bikiniyle. Şöyle bir dikkat ettim. Bira almaya, içki almaya gelen bütün turist kadınlara bildiğin direkt asılıyorlar. Yaşlı olsun, genç olsun. Hiç fark etmez. Yapmayanları tenzih ediyorum. Tabii ki var böyle insanlar. Dikkat ettim. Var. Profesyonel çocuklar var orada. Profesyonel insanlar var. Ama askeri ücrete çalışan çocuklar o sıcağın altında artık bırakmışlar yani şeyi. Ama Cem işin tabii esprisel tarafı bu olabilir ama maalesef olayın gerçek tarafı biz ülkemizi maalesef hoş temsil edemiyoruz bu maalesef. Tarz hareketlerle. İnsanlarla ilişki demek, insanlara herhangi bir sevmediği şeyi yapmak yaparken yani onun bile bir yolu var. Tabii. Ben kimseye demiyorum ki ya sen hiçbir şey konuşma ya git konuş. Zaten yabancı gelen insanların hepsi zaten seninle konuşabilmek için bir fırsat kolluyor. Yeter ki sen konuş. Yok dikkat edin. Garson arkadaşlar vardı orada mesela profesyonel olarak. Mesela şu an herkes Rusça biliyor. Bütün tatil beldelerinde bütün yani. Görevliler otelin müdüründen tutun aşçısına kadar herkes Rusça öyle biliyor. Öyle ne kadar öyle güzel. Demek ki o zaman o ortak dili bulmuşsunuz. Birbirinizi anlıyorsunuz. Bir de bunu güzel konuşmak var. Güzel şeyler. Bayağı yalnız gelmiştir, arkadaşlık yapmak istiyordur. Ya ben onun bekçisi değilim. Yani adam istiyorsun. Kendisi zaten kendisi gösterir yani. Ama biz buradaki yaşayan Türkler olarak, mesela ben şunu çok duydum. Ya Türkiye hoş güzel Yunus, bunu herhangi bir Alexander ya da işte Kole söyleyebiliyor. Erkek. Ya hoş güzel ama kardeşim diyor. Yani ben hanımımla gittiğim zaman gerçekten korkuyorum. Yani
bir kafamı çekeyim diyorum, bir iki duble atayım diyorum. Dönüp bakıyorum acaba hanım yerinde mi diye. Ya bu buna söylendiği zaman ben utanıyorum. Doğru. Vallahi utanıyorum. Maalesef. O yüzden buradan değerli arkadaşlarımıza rica ediyorum. Lütfen ülkemizi biz burada temsil etmeye çalışalım ama asıl temsilci sizsiniz. Evet. Efendim şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Yani bana çok sorulan sorular genelde inşaat sektörüyle alakalı. İşte mühendisi olsun, ondan sonra iç mimarı olsun, dış mimarı olsun vesaire vesaire. İnşaat sektörü Moskova'da demeyeyim de Rusya'da nasıl gidiyor? Çünkü malumunuz burada inşaat sektörünün lokomotifleri burada. İşte Enkası, Rönesansı vesaire vesaire. Yunus abi de inşaat sektöründe tecrübeli bir insan. Sonuçta sana çıkışını anlattık ama bir de background'u var yani. Bu adam sanat olayına yani sanat olayına direkt de şey şöyle diyebiliriz. İnşaattan çıkıp tiyatroya, tiyatronun tozunu ya yokmuş. Çok enteresan bir an o. Ben dedim, başında da söyledim. Bir inşaatçı yani daha doğrusu işte mekanik işler görevlisi olarak, işçi olarak geldiğim için yani Türkiye'den tutun baba mesleği benim mekanik işler. Bugüne kadar inşaatsız bir an sadece Mosfilm'de çalıştığım bir 11 ayda tamamen kopmuştum. Keşke kopmasaydım çünkü bana çok büyük pahalıya mal oldu. Ama şimdi gelelim asıl yüzüne. Yunus Arakız evet. Ailesini ya da işte nasıl geçiniyor? Nasıl geçiniyor? Yani, çünkü sanatsal bu, işler karın doyurmuyor. Bu tiyatro falan ben buradan mütevazi olamayacağım. İlk oyunuma ben 150 bin ruble para yatırdım ki 5000 dolara tekabül ediyor. Bunu artık aileme bile söyleyemedim o zaman. Evet, utanıyor insan bazen. Yani neden? Çünkü benim paraya ihtiyacım var ama ben salon kirası için ya da giderler için para harcamam gerekiyordu. Vardı, harcadık. Velhasıl kelam bütün sanatsal faaliyetler, sahne, müzik olayında biraz para kazanma durumu olabiliyor ama çok az. O yüzden onları gelir olarak görmüyorum. Onlar tamamen insanlara hizmet ya da benim hobilerim ya da yapmak istediğim şeyler. Ama inşaat olayına girdiğimiz zaman, yani biz kısaca inşaat diyoruz. İşte bu sektör çok farklı. Bu kaba inşaat olarak algılanmasın. Sen şu anda bu ben, firmanın evet, şeyisin. Özcan Erbaş isimli çok değerli 25 yıllık Rusya tecrübesi olan değerli bir abim, inşaat mühendisi ve eski patronum. Çok güzel bir şeyimiz var, bağımız var, abi kardeş bağımız. Acizane Rus vatandaşı olduğum için olayın resmi oluşumunu ben üstlendim. Şantiye oluşumunu da değerli Özcan abim üstlendi. Ve güçlerimizi birleştirdik. Acizane MS Group dediğimiz firmanın genel müdürü olarak ve şu anda zaten ofisimizdeyiz. Sizi de özellikle evet. Seni de burada ağırlamayı çok istedim. Eyvallah. Değerli abimizin bu desteğiyle bu oluşumda devam ediyoruz. Taşeron olarak Rusya'da farklı firmalara, Rönesans olsun, Rus firmaları olsun yaklaşık 100-150 arası değişiyor eleman sayımız. Ve bu şekilde ekmeğimizi kazanmaya devam ediyoruz. Oluşum bu yılın, geçtiğimiz yılın başında kuruldu ama Özcan abiyle benim geçmişim, tabii, benim 15, canım. Onun 25. Dolayısıyla çok ciddi bir çevreye sahibiz. Ve şu an çelik panel işleri yapıyoruz. Ben de bir taraftan mekanikçi olduğum için ekstra acaba bir mekanik işi alabilir miyim diye başladım. Değerli abilerimizi, işte iş adamlarını ziyaret ediyorum. Hani bir şantiye de bize verin tarzında. Başlamak istiyorum yani. Hem kendi mesleğimi yapıp hem de bu firmanın genel müdürü olarak devam etmek istiyorum. Peki şu anda piyasa nasıl abi? Piyasa, iş piyasasına gelince benim şöyle bir tanımım var. Milattan önce, milattan sonra olayı gibi. Krizden önce, krizden sonra. Evet. Yani bu kriz bizim uçak krizi, bizim miladımız maalesef. Milattan önceki, uçak krizinden önceki durumda birçok serbestlikler vardı. Bunu herkes biliyor ve bunu ben de kendi canlı yayınlarımda, yazışmalarımda, gerek haber kanalları aracılığıyla röportajlarda bunu belirtmiştik. Nedir bunlar? İşte bunların detaylarına girmeyelim. Bir serbestlik vardı. Bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar eskiden işçi için, işçi getirmek için uçak kiralıyorlardı. Yani koskoca uçağı firmalar kiralıyordu. İçerisi full o firmanın o işçisiyle. Hatta evet, ben evet. Rusya'ya ilk geldiğimde öyle bir uçağa düştüm eskiden. Kardeş sen hangi bölüktensin? Askere gelmiş gibi hissettik ya. Herkes beni inşaatçı zannediyor. Malacı mısın, necisin?
Ne bileyim mühendis diyor. Yok diyorum kardeşim makbulümcü yok. Ulan diyorum nereye düştüm ben? Şimdi senin inşaattan anlamadığın oradan belli. Malacı diye bir terim yok. Ha öyle mi? Sıvacı. Sıvacı pardon özür dilerim. Malacı bu ne ya? Mala. Sıvacıları çıkıyor. Mala buraya diyorlar ya. Yani. Mala buraya. Velhasıl kelam. Aslına bakarsan hemen özetleyeyim bunu. Krizden önceki olay niye rahattı? Krizden sonraki olay neden? Neler zorlaştı? Hiçbir şey zorlaşmadı. Rusya krize kadar, uçak krizine kadar olması gereken resmi kanunların esnekliklerini, serbestliğini Rus krizden sonra dedi ki uygulayın. Yani aslına bakarsan bu kanun vardı. Şey değişmedi. Videolarda da her zaman dediğim gibi herkes soruyor abi rüşvet çok mu var rüşvet? Ben de diyorum ki işinizi normal yaparsanız hiç kimseye rüşvet ödeme gerekliliği yok. Yani. Ve işleriniz tıkır tıkır yürür. Yani. Ama işinizin kağıt işlerinizi vesaire diğer işlerinizi yapmazsanız her yere rüşvet vermek zorunda kalırsınız ki bu dünyanın her yerinde hemen hemen geçerli bence. Bu kriz zamanında mesela şunu da ilave edeyim. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları burada olanlar ellerini kafaya vurdular. Ah biz niye zamanında evrağımıza bakmadık? Evet. İstatistiklerde geçen bir rakam duydum, samimi söyleyeyim unuttum. Krizden sonra vatandaş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı binlerin üzerindeydi. Bak krizden çünkü hemen sonra. Çünkü bekletiyordu, ben de bekletiyordum. Hep. Yani adam diyor ki, bana ne ya buranın vatandaşlığından, nasıl olmasa alıyorum, vize geliyorum, parası inan değil mi? Ama şimdi öyle değil. Ben de bir tanesi testi vardı, bekletiyordum. Evet. Uğraşmak istemiyordum federal göç bürosuyla. Ama baktım işler, durumlar ciddi. Hemen başvuruyu yaptım. Vatandaşlığı aldım. Cem kardeşim, geçtim. Çok mağdur olan aileler oldu. Halen daha Türkiye'de çoluk çocuğu burada olan insanlar var. İşte Facebook aracılığıyla ya da diğer şeyler aracılığıyla sürekli yazışıyoruz. Çok mağdurlar var. Acayip mağdurlar. Ve bu mağduriyet sadece ülkelerin birbiriyle olan çatışmasından, karışmasından değil. Öyle bir durum oldu ki Ruslar milliyetçidir. Mesela hanımım dediğin ya da aşkım, doğru, sevgilim dediğin insan bu olaydan sonra ne bekleyeceğim ben ya bunu dedi. Başladı trip yapmaya telefonda. Türkiye'deki adama zaten bir darbe vurulmuş, atıyorum deport olmuş. Bir de burada çocuğunun anası ya tamam oldu olmadıysa diyor yapabileceğim bir şey yok diyor. Ve adam bana yazıyor ya bu nasıl olabilir diyor. Bana bir yardımcı olur musun diyor, ne yapabiliriz diyor. İşte çocuğumu göremiyorum. Bunun bir yolu olmalı. Hangi mahkemeye başvurmam lazım? Aman yarabbim düşünüyorum. Ya böyle bir son gerçekten kimse istemez yani. Ben düşmanıma bile böyle bir şey dileyemem yani. Allah seni böyle yapsın diyemem. Çok acı bir şey. Buradan yani. Da bizi izleyen siyasetçiler falan varsa dillerinize biraz hakim olun lütfen. Kesinlikle. Öyle. Her aman, söylediğiniz aman. Şey çoluğu çocuğu vuruyor insanları buraya. Kesinlikle. Yani ben herhangi bir eleştiri falan kesinlikle kimsenin derdinde değilim. O böyle yaptı, bu böyle yaptı. Şöyle bir gerçek vardı. Gerçekten Türkiye bu olayı çözmekte biraz geç kaldı. Bunu ama öyle ama böyle kabullenmek gerekiyor. Bir taraftan ama ben bakıyorum Rusya tarafından da biraz yani çocukça açıklamalar işte. Domates almıyoruz, onu almıyoruz. Ya onlar olması gereken şey. Mesela yani. Domates almıyoruz, onu almıyoruz, bunu almıyoruz. Ama Sankt Petersburg'daki bilmem ne fabrikasının yedek parçalarını alın. Niye? Çünkü söz verdik, sipariş verdik. Olur mu böyle şey? Olmaz. İşte, o yüzden burada işte sıkıntı her iki tarafta yaşanan dramları görmedi. Tamamen ülke çıkarları uğruna neler yapabiliriz? Maalesef. Belki onlara göre doğru o. Belki biz yukarısını tam olarak bilmiyoruz neler dönüyor. Ama yani mağdur olan kesinlikle Rus-Türk aileleri oldu. Ve işin güzel tarafı ülkemizi ben o konuda yine kutluyorum. Türkiye'de yaşayan Ruslar mağdur olmadı. Sadece Rusya onlara yaptırım koydu. Evet. Orada mal varlığı olanlar bize bildirsin, onu şöyle yapsın, bunu yani gelin geriye. Evet. Ama Türkiye mağdur etmedi. Bu konuda da gerçekten ben değerli halkımıza ve o yönetimi sağlayan o anki görevlilere de minnettarım. En azından güzel bir reklam tabii oldu. Burada sen de biliyorsun ki Rus televizyonlarının nasıl bir propaganda yaptın? Deli gibi propaganda yaptılar. Hatta atom bombasıyla bombalayalım falan evet, diyen böyle manyetikler falan çıktı. Yani. Bir kanala çağırdılar beni. Gittim bir açık oturuma gittim. Bana 10 saniye mi ne verdi? Ben de dikkat ettim. Ama o 10 saniye var ya öyle bir ses yapmış ki ben bile şok oldum. Öyle mi? Yani ben sadece dedim ki siz burada ne yaparsanız yapın. Rusya'nın tabii ki biraz siyasi konuşmam gerekiyordu. Çünkü herkes yuvalıyordu. Dedim öyle bir şey konuşmam lazım ki dedim buradaki halkı önce arkama almam lazım ama halk dediğim insanlar Rus. Dedim siz ne yaparsanız yapın dedim.
Rus insanını korkutamazsınız dedim. Onlar nereye isterlerse oraya giderler dedim. Ve dedim her şey dedim güzel olacak. Bunu göreceksiniz dedim. Allah söyletti. Yani ve spiker yani resmen böyle mikrofon elimden alırcasına, çekercesine. Evet fark tamam, etti. Tamam yani böyle hani kes sesini der gibi. Ama çok güzel. 10 saniyede ben söyleyeceğimi söyledim yani. Orada gördüm ben o özellikle söylediğin şeyi. Resmen tehditti yani. Gitmeyin. Bomba maalesef var. Öyle. O var bu var. Maalesef neyse. Öyle. Şükür Allah'a bitti. Sonuna gelelim. Hı hı. Şükür Allah'a bitti. O yüzden bu konu üzerinde de gerçekten çok fazla durmak istemiyorum. Çünkü çok hoş olmayan şeyler de var. Ben sonuçtan çok memnunum. Ve şu an resmi kurallar, kanunlar başladı işlemeye. Bunu hemen getirelim nereye? İşte gelmek isteyen insanlar artık resmi yollardan gelirlerse kafası ağrımıyor. Turist evet. olarak mı gelmek istiyorsun? Gideceksin, rezervasyonunu yapacaksın, parasını ödeyeceksin. Geliyorsun, belki ufak bir sorgu, dil biliyorsan, ortak dil varsa. Kime yoksa geldin, neye geldin? Ödenmiş olan şeyi getiriyorsun, geçiyorsun. Çalışmaya mı geldin? Seni hangi firma davet etti? Ben çalışmaya gidiyorum, çalışma vizesi. Bunlar etik değil. Maalesef. Yani. Bunlar etik ha, değil. Yapanlar da çok buranın artık şeyi olmuş böyle. Ben yapanları niye yapıyorsunuz diyemem. 15 yıllık insanlar artık Rusça biliyordur, derdini orada anlatabiliyordur. Evet. Ve evet üstünde 50 yalan atabilen adamlar geçebiliyor yani. Ama hiç Rusça bilmiyorsunuz kalkıp evet. da bilmem ne vizesiyle geliyorsunuz adamlar yani hemen çıkıyor. Bu tavsiyeyi ben sürekli yapıyorum. Arkadaşlar diyorum Rusya'dan sizi herhangi bir firma davet etmesi gerekiyor. Bunun haricindeki hiçbir şeye itimat etmeyin. Sadece ve sadece atıyorum mesela ben bir akrabamı getireceğim, firmamda çalıştıracağım değil mi? Bunu resmi yollardan değil de aldım vizesini, çağırdım getirdim, firmamda çalıştırıyorum. Suç işliyorum. Ve o arkadaşımı da zor duruma sokuyorum. Ama bu pozisyonda ben bu adama sakın gelme diyemem çünkü bana geliyor. Tanıdığım bir insan. Ve bu tarz firmalar mecburiyetten bazen tercih edebiliyorlar. Bunu gören başka bir arkadaş diyor ki o gittiyse ben de giderim. Ya yapmayın. Yani onun orada adamı var. Tabiri caizse dayısı var. Evet. O yüzden geliyor. Yani hemen gaza gelmeyelim. Bu işte kesinlikle firma gerekli, davetiye gerekli ve bu davetiyenin kesinlikle işçi çalışma kartı olması gerekiyor. Ondan sonra elini kolunu sallaya sallaya Taksim'de nasıl geziyorsan gez. Yani onlar sıkıntı yok. Evet, git eline senin tabirini almalanı sıvanı yap. Rüşvet de vermeye gerek yok. Kesinlikle. Efendim, güzel ve keyifli muhabbetimizin sonuna geldik. Ben birazdan başka bir söyleyişi yapacağım. Artık noktalama zamanı geldi. Yunus abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Cem kardeşim. Kuru başladığından beri dediğim gibi gerçekten istediğim şekilde o bütün yorumları ve aktarmayı görüyorum. Başarının devamını diliyorum. Buradan da özellikle izleyen Rusya'daki iş adamlarına, böyle güzel çalışmalar yapan arkadaşlarımıza kesinlikle katkıda bulunmaları gerektiğini belirtmem gerekiyor. Çünkü onlar el atarlarsa ben inanıyorum ki sen ve senin gibi güzel kardeşlerim daha güzel ve daha profesyonel işler yapacaklar. Ve Türkleri işte yakınlaştırmaya hiç değilse bir nebze kesinlikle, iyi kesinlikle. Bir şekilde yani burada ben seni tanıdığım için yani senin burada bir çıkarının ve kazancını zaten görmüyorum. O yüzden bu güzel çalışmanı alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eksik olma kardeşim. Efendim, bir vlog daha bitti. Abone olmayı, yorum yapmayı ve en önemlisi o bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın efendim. Paka paka.